Efendim herkese iyi akşamlar. Hem geçtiğimiz hafta neler olup bittiğini hem de gelecek hafta ve sonrasında özellikle kripto özelinde neler yaşanabileceğini konuştuğumuz programımızın ikincisinde birlikteyiz. İhsan'la birlikte hem kripto ilişkin genel görünümü hem de önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri konuşacağız. Öncelikle onu da bir yayına davet edelim. İhsan yayına hoş geldin. Hoş bulduk Artunç Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen de iyisin umarım. Ben de iyiyim. Geçen Teşekkür ederim. hafta bahsettiğimiz iki tane konu vardı. Bunlardan bir tanesi Fed'in enflasyonla mücadelede öyle kolay havlu atmayacağı şeklindeydi. Bu da kripto gibi likiditeye çok bağımlı riskli enstrümanlara çok yaramaz dedik. İkincisi de kripto özelinde Amerika'da özellikle yapılan düzenlemelerin kripto yatırımları açısından büyük risk barındırdığından bahsedik. Şimdi bu iki başlığı bir kenara koyalım. Ardından da geçen hafta yaşadıklarımız özellikle Fed toplantısı ve öncesinde kriptoda beklenen hareketler miydi? Beklenmeyen bir şey oldu mu? Onu sorarak başlayayım. Tabii. Kesinlikle bizim yaptığımız uyarılar yerinde oldu orada. Çünkü Fed günü trade yapılmaması yönünde bir şeyimiz olmuştu bizim. Söylemimiz İlk olmuştu. raptamamız oldu. Fed günü Evet, işlem evet. yapmayın dedik. Evet. Tabii çünkü karardan bağımsız olarak her iki yöne de çok büyük hareketler olabileceğini bahsetmiştik. Nitekim 26.500'ler alt tarafta, yukarıda da neredeyse 29.000'e giden bir mum gördük ki 2.500-3.000 dolarlık bir hareket burada hiçbir kimsenin likiditesi dayanmazdı. Vadeliler için söylüyorum tabii bunu. O yüzden işlem yapılmaması yönündeki önerimiz orada karşılık buldu. Yani tabii insanlar yaptı yapamadı bilemeyiz ama çok riskli bir gündü o gün. Onun dışında Fed'in faiz beklentisini aslında çok daha öncesinden fiyatlamaya başlamıştı. Yani biz ilk videomuzu yaptığımızda 26 bin dolarlar civarındaydık. Çok da büyük hareketlilik sayılmaz bir hafta içerisinde 2 bin dolarlık yükseliş. Şu anda da 27 bin 400'ler civarında işlem görüyoruz. Onu fiyatlamıştı aslında. Nitekim şu anda da o videoda söylediğimiz konuyu bağlamak için şunu söyleyeyim ki Fed faizi Bitcoin için problemlerin en küçüğü ve görece öngörülebilir bir şey. Yani burada bütün dünyayı ilgilendiren o Fed faiz konusu Bitcoin'de bir problem değil, daha çok problem aslında Amerika'nın kripto paralar üzerindeki baskısı. Biraz ondan bahsetmiştik. Bu hafta da devamı geldi bu baskıların. Şimdi biraz aslında konunun da öncesine gitmemiz gerektiğini ben fark ettim. Bununla alakalı bir makale var. Bunu da açıklamalar bölümüne bırakacağım. Çok point 2.0 adında bir teorem var ki bu teorem şunu söylüyor. Bu yaşanan tüm olaylarla alakalı başlık bu. 2013 yılında ilk olarak Obama çok point zero adında bir üstü kapalı operasyon başlatıyorlar. Bu operasyon aslında kripto paralarla alakalı değil. Amerika'daki yasa dışı silah satışı ve pokerle alakalı işlem yapan şirketlerin finansmanını kesmek adına bankalara üstü kapalı baskılar uyguluyorlar ve burada başarılı oluyorlar. O şirketlerin önünü kesiyorlar. Şu anda da Obama'nın başlattığı o benzer hareketi kripto paralar için yapıyorlar. Nitekim geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Signature Bank ve Silvergate direkt olarak kripto odaklı bankalardı ve onların batışıyla beraber kripto paralar zora girmişti. Ve aynı zamanda ben de şeyi söylemiştim. Yani bu Signature Bank'ın satışına da konulan bir şerh vardı ki o şerhte kripto para odaklı şirketlerle çalışmayacaksınız deniyordu. Bu da bir sopa göstermektir demiştim. Bu sopa gösterme işi 2 gün önce dün diyelim hatta daha da büyüdü diyelim ne oldu? Coinbase'e SEC'ten bir Wells Notice adını verdikleri bir bildirim gitti. Bu bildirimde SEC şunu yapıyor. Diyor ki şirkete seninle alakalı böyle böyle hangi başlıklar varsa o belgenin içerisinde bir öngörümüz var. Bununla alakalı bize bir savunma yap. Eğer bizi ikna edemezsen seni dava ederiz. Kamu davasına dönüşür diye. Coinbase'e giden belgeyi ben inceledim. Ve bunun üzerine yapılan yorumları da dinledim. Ben mi yanlış anladım acaba diye. Belgenin içerisinde aslında net bir ifade yok.
güvenliği tehdit edebilecek işlemlere yönelik hareketleriniz olabilir gibi böyle bir ifade geçiyor içerisinde. Aslında bir dayanak yok gibi. Ve bununla alakalı da Coinbase'den bir haber bekleniyor. Bir ikna süresi var. Burada da 30 günlük bir süreç var önümüzde. 30 günün sonunda eğer SEC ikna olmazsa kamu davası açılacak ve bunun istatistiklerine de baktığımızda SEC'in Wells Notice gönderdiği firmaların olaylarında %80 oranında kamu davasına dönüşmüş. Yani orada bir dava söz konusu evet. olmuş. Coinbase'in önemini şöyle anlatayım bilmeyenler açısından. Birçok kişi duymuştur ama Amerika'nın en büyük kripto para borsası. Aynı zamanda custody hizmeti de veriyorlar. Yani Amerikalı vatandaşlar saklama burada kripto paralarını veriyorlar. Evet, saklama hizmeti de veriyorlar. O açıdan Coinbase bayağı büyük. Halka da açık bir şirket aynı zamanda Amerika'da. Coinbase'in arkasından gidiyor olması SEC'in çok büyük bir olay, sansasyonel bir olay. Şu anda çok Türkiye'de ben bunun anlaşıldığını düşünmüyorum. Artık belki bizim videomuzla beraber biraz daha insanlar anlayacaktır. Odak noktasını buraya çevirmek iyi olur kripto para yatırımcıları için. Çünkü burası bayağı baş ağrıtıcı olacak önümüzdeki peki, günlerde. Peki İhsan, şöyle bir şey yapalım burada. Şunu anımsatalım. Ben hep dünyadaki büyük problemlerin hatta savaşların arkasında Amerikan dolarının rezerv para özelliğini devam ettirme isteği olmasından bahsediyorum. Biraz önce söylediğin konu da esasında kriptolarla ilgili. Daha önce işte bu Türkiye'nin de başına gelen gri liste, kara listeye alınma konuları bilinmeyen para hareketlerini ihtiva ediyor. Şimdi Amerikan doları hem rezerv para özelliği, her şey Amerikan doları üzerinden olsun, hem de Amerika para sistemiyle birlikte, EFT sistemiyle, swap sistemiyle, swift sistemiyle birlikte bütün para trafiğini de kontrol etmek istiyor. Neden? Çünkü parayı kontrol ettiğiniz zaman, yani bir şirkette de öyledir. Hani sen mesela şirketinde kasayı tutman lazım öncelikle. Yani ben de mesela hani siyasetle uğraşıyor olsam, ekonomi bildiğim için değil, sadece ama işi kontrol etmek için musluğun başına oturmak isterim. Nereye? Hazineye, Merkez Bankası'na oturmak isterim. Şimdi Amerika'da diyor ki ben diyor ekonomim işte 90'ların yükselişi Clinton Obama ile birlikte Çin'i biz çok büyüttük. Bunun cezasını çektik. Çin kapitalizmin bütün imkanlarından yararlandı. Kurallarına uymadı. Bakın iş ipin ucu kaçıyor. Ondan sonra kur savaşları şöyle böyle başladı. Diyor ki önce işte nedir adı yasa dışı kumar, sonra silah buradan başlıyor. Ve neyle ilişkilendiriyor kriptoyu? Evet. Sen bu gibi yasa dışı işlere aracılık ediyorsun diye. Sonrasına Sayo ismini Silvergate değil mi? Batan bankalar. Evet, Signature Bank. Ve Silicon Valley'de de yine... Evet, Silicon Valley'de de yine teknoloji şirketi odaklı, girişim şirketi odaklı bir bankaydı ama orada da yine Circle diye stablecoin ihraç eden bir firmanın da varlıkları vardı orada. 3.3 milyar dolar. Hatta geçen hafta anlattık onu. Bir kısmı orada kaldığı için sorun yaşadı. Sonra o stablecoin tekrar döndü diye. Şimdi Coinbase diyorsun. Bak base bir kere temel demek. Bunun üzerine bir sürü şey koyu diyor. Bir de takas hizmeti verdi mi o kötü. Şey gibi düşünelim. Takas bankta sen T+2 ile çalışıyorsun hisse senedinde ama piyasayı kapatmışsın hiçbir işlem olmuyor. Çünkü o zaman ne olur? Para dönmezse bankalar batar. Coinler de batar. Coinler battığı gibi bir sürü ödeyememe olduğu için bu takas bankla işleri olan neresi varsa problem meşer. Coinbase böyle büyük bir problem mi? Ne olacak önümüzdeki günlerde? Bir de şunu söyledin, %80'i dedin davaya dönüşüyor. Ben de sana evet. bir şey söyleyeyim. Eğer sen Amerikan devleti bir taraftaysa, sana bir suç isnat ediliyorsa abi anlaşacaksın. Ya tazminat ödeyeceksin ya suçunu kabul edeceksin. Yoksa çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalırsın. Amerikan hukukunun genel olarak işleyişi bu şekilde. Buyur laf söz senin. Kesinlikle. Şöyle bir senaryo var burada şimdi. Bir terazi olsa ve bu terazide şu anda önümüzde Bitcoin'in ve diğer bütün kripto paraların yaşadığı zorluklar
ve neden kullanılıyorlardı, bunlar neden ortaya çıkmışlardı diye koymaya başlasak, bu terazide bir tarafta şunlar var. Amerika'nın baskısı var. Amerikan hükümetinin baskısı var. Regülasyon olmayan, aslında şu an yapmadıkları ve sunmadıkları bir regülasyon sopası var ellerinde. Gösteriyorlar ama düzenleme yapacaklar. Da ortada yok. Evet, yapacaklar ama daha yapmıyorlar bunu. Ve bahsettiğim gibi üstü kapalı bir şekilde finans yollarını kapatmaya çalışıyorlar. Hatta şöyle bir şey daha var bu belgelerin arasında. Mesela Uniswap diye merkeziyetsiz bir borsa var. Bunun kurucusunun JP Morgan'daki kişisel hesabını bile kapattırmışlar. Yani öyle bir baskı var aslında üzerlerinde. Yani kripto ile alakalı hiçbir şey istemiyorlar. Şimdi bu baskı böyle bir taraftan basıyor. Ağır basıyor. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Şu anda hep yaşıyoruz. Yani bu kanalda da siz çokça değerlendiriyorsunuz. Bankaların batışını izliyoruz hep beraber. Büyük bankaların batışını izliyoruz. Şimdi bu kripto paralar ve özellikle Bitcoin niye çıkmıştı? Klasik finans ve bankacılık sisteminin merkezi otoritelerde olmasından sebep biz sorunlar yaşıyoruz. O yüzden merkezi olmayan otoriteler, yani otorite olmayan, herkesin kendinin finansını yönettiği bir sisteme geçersek daha özgür bir dünya olur ve yaşarız konusu var. Hatta burada Devrim Hocam da bir videoda bahsetmişti ilk bu Silicon Valley'in batışında. Yani insanlar, Amerikan halkı $250,000 ve üzerinde garantilerinin olmadığını mevduat hesaplarında bu bankanın batışıyla anladılar ve o yüzden de kriptoya bir kısım geçiş oldu dedi. Öyle bir tespiti oldu. Çok yerinde bir tespitti. Bir de işin o tarafı var. Yani biz bu sistem içerisinden kaçmak istediğimizde terazinin diğer tarafında da aslında Bitcoin iyi bir çözüm. Şimdi burada hangisi yani daha ağır basıyor? Sorunlar esasında nasıl mesela Türkiye'de eksi reel faiz dolayısıyla 4 milyon küsür tane borsa yatırımcısı oldu. Kriptolar 69 binden 16 bine düştü diye döndüler. Kriptocular hepsi borsacılar oldu. Şimdi bu bankalar batarken sen güvenceyi olmadığını mevduatta söylediğin zaman buradan kriptoya geçiş oldu diyorsun, ama bankalar batmaya devam eder ve kripto ile ilgili bu düzenlemeler de gelirse mevduat çıkışı acaba güvenli liman olan altın ve devlet tahvili hazine borsasına mı döner yoksa kriptolara mı gider? Bu herhalde önemli bir soru olacak. Şimdi bu programda ben kriptolara döner derim. Tamam, diğer tarafta peki. Siz takip edersiniz. Evet, tamam. Şimdi kriptolara bir miktar dönebileceğini anlıyorum. Çünkü evet, hani şey gibi düşünelim. Yarın öbür gün seçim oldu diyelim. Seçimden sonra mevcut iktidar devam etti. Şimdi $300, $500 göndermeye bile 1000 takla atıyorsun. 50 tane imza attırıyorlar. Döviz alacağım diyorsun, aldırtmıyorlar falan filan. O zaman evet, kardeşim 15 Mayıs günü hemen olmaz da o arada sen dolar aldın, göndermeye kalktın. Mesela gönderemeyebilirsin. Çünkü çok belli bir miktarın üzerine engelliyorlar. Hatta durdurulabilir bilmem ne. Ne yapacaksın? Kripto alıp onu mu çıkacaksın? Mesela Türkiye için de geçerli bu. Yani mesela Türkiye için daha bile olası. Hani stable coin alayım, atayım kenara. Dolar alacağıma deyip o hafta sonu çıkan şeye göre, seçim sonucuna göre onu yapabilirim. Ama tabii Amerika'daki düzenlemeler dolayısıyla kriptoya yatırım yapmak doğru mudur, yanlış mıdır? Bu kısmını sen anlat şimdi bana. Ne olacak bundan sonra? Evet. Ya şöyle bahsedeyim. Gerçekçi tabana girdiğimiz zaman az önce gösterdiğim o terazinin tabii ki şu anda Amerikan hükümetine bağlı olan kararlar kısmını bekliyoruz. Yani diğer taraf aslında hep ulaşılmak istenen nokta. Gerçekten herkesin kendi finansını yönetebildiği, orada merkeziyetsiz bir yapıda çalışmak. Yani bu program gereği de bu böyle ve kriptolara inanan bir insan olarak ben de bunu düşünüyorum. Ama şu anda kendi ömür süremiz içerisinde mevcut bu kurallara göre oynamamız gerekiyor. O yüzden de Amerika'nın yapacağı adımlar çok önemli. Ben bu Coinbase davasının aslında çok daha belirleyici olacağını düşünüyorum ki bugüne kadar gelen kısımda biraz da aslında üzerine yatmışız konuların. Bunlar bir ay öncesinden başlayan şey. Evet, biraz öyle olmuş. Bu Coinbase'le beraber insanların daha da uyanacağını ben düşünüyorum ve işler biraz daha sarpa sarabilir. Nitekim fiyatın geldiği noktalarda da birazdan teknik kısımda yine grafik gösteririz. Orada da böyle bir geri çekilme payı var ki o pay belki de bu haberlerle aşağı yıkılıp gidecek olan kısım.
Şu anda kimsenin bu konulardan çekincesi yok dedim. Onun için de aslında direkt elimizde şeyler var. Veriler var ki şu anda insanlar daha çok korkmaktan ziyade açgözlülükten yana. Onunla alakalı geçen hafta da göstermiştik korku ve açgözlülük indeksini. Burada da mesela şu an itibariyle, bugün itibariyle aldığımda 64 seviyelerinde, ayın 21'inde 68'lere kadar geldi bu seviye açgözlülük tarafına doğru. Bu seviyenin önemini şöyle anlatayım. Biz bu seviyeleri en son Bitcoin'in fiyatı 50 bin dolarken görmüştük. Bir seneden fazla oldu aslında bu seviyelere gelmeyeli. Böyle baktığımızda da insanların aslında durumun farkında olmadığını bununla da yorumlayabilirim. Peki ve, o zaman herkesin merak ettiği o konuya gelelim şimdi. Hani 25 bin destek, şimdi buradan biz koptuk. Tekrar hatta 100 bine mi gideceğiz? Yoksa bu düzenlemeler dolayısıyla öncesinde bir 25 binden 16 bine ve hatta belki daha altına doğru bir hareket olacak mı olmayacak mı? Herhalde milyon kriptoluk soru bu. Kesinlikle öyle. Artık milyon stable coin'lik diyelim. Çünkü sürekli bir oradan işlem yapmaya çalışıyoruz. Hemen o konuya geçerken şunu da ben atlamışım. Bir önceki videoda siz sormuştunuz aslında hafta sonu ben stable coin alsam nasıl olur diye. Yani dolar alamayacağım evet ama piyasadan. Şu anda da mesela onu yapabilirsiniz. Orada da piyasa şu anda 19.55'lerden işlem görüyor. Galiba bu kapalı çarşı piyasası gibi şu anda gidiyoruz. İşlem evet, yapmak istediğimizde. Yani, çünkü burada hem alım satım açısından zorluklar var resmi kurda. Hem de kur baskılanıyor. Yani 19.07 idi cuma günü. Şimdi 19.05, 19.04 oralardayız galiba dolar TL'de. Evet evet. Dolayısıyla normal piyasada buradayız. Ama dediğin gibi kapalı çarşı kuru ve stable coin aynı seviyede 19.55'te, doğru mu? Evet, kripto tarafında şu anda 19.55, 19.60'larda. İşte dönem dönem böyle siyasi kararlar demiyorum ama kötü dönemler yaşandığında talep arttığı için yine artabiliyor. 19.60'ları da geçtiği dönemler oldu. Hani burada da böyle küçük trade'ler yapan insanlar var ama onlar da çok olası işler değil. Çok da önermiyorum. O taraftan bir şey kurtarmak çok olası değil. Çok kısa küçük bir haber var. Onu isterseniz hemen hızlıca geçelim. Tamam. Bugün düştüm. Dogecoin Terra ağının kurucusu. Yine bir stable coin aslında ve ona bağlı olan bütün blok zincirin çöküşüyle alakalı bir haber bu. Geçtiğimiz sene Terra ağı stable coin'i olan UST'nin PEG'inin bozulması, buna bağlı olarak kendi blok zincir ağının coin'i olan Luna'nın da fiyatının aşağı çekilmesiyle bütün bir sistem çökmüştü ve burada 40 milyar dolarlık bir kayıp var. Bu da nasıl oldu? Stable coin'leri ben bir önceki videoda anlatmıştım 3 şekilde olabiliyor diye. Şimdi söylemeyeceğim, bir tanesi algoritmik olandı. Algoritmik yapmaya çalışıyorlardı burada ve bunu kendi ağlarındaki coin'e bağlamışlardı. Onun değeriyle Bitcoin'in değeri ve 1 dolara peglenmiş şekilde tutmaya çalışıyorlardı ama oradaki oynaklıklar algoritmanın tutamamasına ve ölüm sarmalına girmesine sebep oldu ve 40 milyar dolarlık varlık kayboldu. Türkiye'de de birçok insan, ben o günlerde işte Twitter'dan çok yazmıştım, sakın satın almayın diye. Birçok insan onun tekrardan toparlanacağını düşündü. Çünkü Artunç Bey, 100 dolardan 0 dolara indi. Yani 0'ın altına 3 tane 5 tane 0 eklendi. İnsanların ya bir şey varlıkları söyleyeceğim. Gitti, düşüş. İhsan, şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu Luna'yı adam diyor ki ben böyle böyle bir şey yapıyorum diyor, değil mi? Yani evet, bir bunun white paper var herhalde, değil mi? Şöyle yapıyorum, şöyle çalışıyor diye. Tabii, doğru. Sen de bunu gidiyorsun, okuyorsun. Sen beğeniyorsun ya da beğenmiyorsun. Alıyorsun ya da almıyorsun. Doğru mu? Hani doğru. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Buradaki sistemi. Şimdi bu adamın evet. Suçu ne tam olarak? Bu adamın suçu aslında buradaki yapılan algoritmik sistemi daha önce de başka bir projede denemiş ve orada da patlamış aslında. Çok daha küçük bir ölçekte. Ve orada bunu yaparken anonimmiş. Sonradan bunun diğer ortakları ortaya çıkartıyorlar bu Luna olayının patlamasından sonra. Yani bunu zaten daha önce denemiş ve bunun olmayacağını kendisi de görmüş. Ama yine aynı şekilde daha büyük ölçekte bunu yaptı ve bu
Yani şöyle düşünün, ben diyorum ki bir ihsan coin diye bir şey var. Size evet. diyorum bunu satın alın. Siz satın evet. alıyorsunuz 100 dolardan. O zaman bunun evet. 100 karşılığı 100 dolardır ve ben bunun karşılığında da 100 tane UST basıyorum. Şimdi aslında bir Ponzi sistemi gibi işletiyor senaryoyu ve herkes fiyat yükseldikçe UST alıyor. UST ile de gidiyor Bitcoin alıyor. Yani kendi bastığı, kendi sabit olduğunu iddia ettiği parayla gidip bir de Bitcoin alıyor. Sonra Bitcoin'i de bastığı yere şey gösteriyor. Kendine yine gösteriyor. Dayanak gösteriyor. Teminat evet. gösteriyor. Evet, öyle. Bizim Merkez Bankası'nın ve bu aslında bizim Merkez Bankası'nın yaptığından çok farklı değil esasında. Yani bakınca yani istediğim kadar TL basarım. Kardeşim nerede bu TL'nin karşılığı getir desen, yurt dışından borçlanıp swap'la aldığı borçlarla döviz satıyor veya işte bankaların elindeki mevduattaki teminattaki dövizleri kullanıyor. Yani Ponzi sistemi ise çok da farklı değil. Ha yani neyse ayrıca tartışabiliriz tabii ama en azından evet. her yerde Ponzi var gülüşünü yapabiliriz burada. Peki var mı buradan bir yere varacak mıyız? Ne olacak burada? Açıkçası bu kısımda ne olacağını izleyip göreceğiz. Çünkü hem Amerika hem de Güney Kore şu anda iadesini istiyor. Karabağ'da yakalanmış. Yapabilecekleri çok da bir şey yok. Çünkü bir varlığı da yok. Varsa bile bunu zaten kripto tarafında izlenilemez ya da ulaşılamaz şekilde kaçırmıştır olanları da. Süreci de şeffaf yönetmedikleri için de aslında bir problem var. Çünkü insanlar hala daha dönebileceğine inandılar. O yüzden bunlar böyle üst üste eklendi. Bu iyi bir haber diyebiliriz en azından bu vatandaşın serbest dolaşmaması. Evet ama ben sana söyleyeyim bunu Amerika alır ve bundan sonra kripto yapacaklara da kaza oturtulmuş olarak örnek olarak gösterir ayağınızı denk alın diye. Dolayısıyla iyi mi kötü mü bilmiyorum. Herkes tabii şimdi şeyi merak ediyor dediğim gibi bir önceki soruyu. Yani 25 binden koptuk. Yukarı gidiyoruz, 100 bine mi gideceğiz, aşağı mı döneceğiz diye. Hemen oraya geleceğim teknik tarafta. Şimdi bunu geçen hafta göstermiştim. Haftalık zaman diliminde 200 haftalık ve 100 haftalık. Bu hafta 100 haftalığı da ekledim. Çünkü geçen hafta 200 haftalık zaman diliminde fiyat hareket ortalamasının üzerine atabilirsek kendimizi... bu bizim için bir trend dönüşüm sinyali olabilir. Bunun üzerinde kaldığımız senaryolar bizim için pozitiftir dedim. Ve geçtiğimiz hafta itibariyle bu hafta itibariyle biz onun üzerine attık. Şu anda da fiyat oralarda kalabiliyor. Neresi burası? 25 bin dolar ve üzeri. 25 bin 500 dolar ve üzeri. Şu anda fiyat oralarda kalabiliyor. Haftalık kapanışlarda da biz buralarda kalabilirsek bu bizim için pozitif. Yukarıda da gittiğimizde karşımızdaki direnç bölgesi bu grafik üzerinde 30 bin dolarlar seviyesi. 30 bin dolarlar seviyesinde de bir direnç göreceğiz. Eğer daha da ilerleyebilirse fiyat. Şu an 27.400'lerde söylediğim gibi. Buna bir de günlük bir bakış eklemek istedim. Orada da kullandığım bir gösterge var. Yine fiyat hareket ortalamalarını baz alan bir görüntü. Şu anda biz Bitcoin'e bir 3 senelik şeyden bakıyoruz. Çerçeveden bakıyoruz. 64 bini ve 69 bin tepelerini görüyoruz. Orada sarıdan kırmızıya doğru giden şeritler var. Bu şeritler 8 tane fiyat hareket ortalamasının farklı fiyat hareket ortalamalarının alınmasıyla oluşuyor. Ve bu fiyat hareket ortalamalarında biz sarının üzerinde kalabildiğimiz her senaryoda bir yükselen trenddeyiz diyebiliyoruz. Tam tersi döndüğünde ve hep sarının aşağısında fiyatlar hareket ettiğinde de düşen trenddeyiz diye görebiliyoruz. Bunu fiyattan anlamak zor olabilir. Bu ortalamaların gösterdiği bu şeritten çok daha rahat anlayabiliriz. Şimdi geldiğimiz dönemde de bugün itibariyle biz aslında 10 Ocak'tan itibaren şu sıkışmanın olduğu bölge Şubat-Ocak dönemi sıkışmanın olup trendin döndüğü bölge itibaren bir yükseliş trendine girdik. Bu yükseliş trendinin devamlılığı açısından bizim 23 binin altına sarkmamamız lazım. 25 bin dolarlardan da günlük bazda bir tepki alabilmemiz lazım. Bunu aldığımız zaman uzun zamandır görmediğimiz bu yükselen trend ivmesini ilk defa görmüş olacağız. Ve 30 bin dolarda hikayemize bakacağız. Bu hikayede işte bu hep önümüzdeki 30 günlük senaryoda beni korkutuyor. Nedir? Coinbase haberi ve orada Amerika'nın tutumu çok tehlikeli. Şu an piyasa teknik tarafta görünümde böyle biraz hareketli. Bu hareketliliğin de ufak bir sebebi var.
Çok da ufak değil ama insanlar için güzel kazançlar sağladı. Perşembe günü Arbitrum ağı, bunu direkt kriptoyu takip edenler çok iyi biliyorlar. Çok duydular çünkü. Bilmeyenler için de çok kısa açıklayayım. Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan, Ethereum blok zincirini bir Layer 1 çözüm olarak isimlendiririz. Bitcoin'i de aynı şekilde Layer 1 çözüm olarak isimlendiririz. Layer 2 çözümler vardır ki bunların hedefleri şu. Layer 1 çözümlere göre daha hızlı ve işlem komisyonları daha düşük çözümler üretirler. Yine üzerine inşa edildikleri Layer 1'ın da içinde barındırdığı güvenlik özellikleri olsun, diğer bütün işte akıllı kontrat özellikleri olsun, hepsini taşırlar. Arbitrum da bunlardan bir tanesi. Ethereum ağı üzerinde çalışıyor. Layer 2 çözümü. Bir seneden daha fazla oldu aslında ilk olarak kapalı sürümde kullanıma açılması. Kapalı sürümde kullanıma açıldığında şöyle oluyor. Bu aslında bir gelenek olarak, bir pazarlama şekli olarak önümüze sunuluyor. Ne oluyor? İlk ağ duyuruluyor. Çalışmaya başlanıyor kapalı şekilde ve siz orada deneme kullanıcısı açıyorsunuz diyelim. Deneme cüzdanı açıyorsunuz ve ağın bütün özelliklerini kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii bu yaptığınız işlemler ekibe de bir geri bildirim sağlıyor. Bunun karşılığında da her şey iyi gittiğinde ve ağ tamamen kullanıma açıldığında genellikle artık bunu yapıyorlar. Kendi tokenlarını kullanıcılara airdrop, buradaki ismi, yani ücretsiz gönderim yapıyorlar. Bunu tabii kendileri belirliyorlar ne kadarlık gönderim yapılacağını. Türkiye'de de birçok insan, kripto ile uğraşan birçok insan bir senedir bunu bekliyordu. Ve geçtiğimiz perşembe günü aldılar. Burada da aslında bu haberi getirirken bir taraftan şunu da ben merak ediyorum. Şimdi bizim kanalımızın izleyicisi genel olarak geleneksel finansa daha çok hakim. Kripto tarafına belki çok daha az maruz kalıyorlar ve bizimle beraber maruz kalmaya başladılar. Bu tarz bir işlemin nasıl yapılacağını öğrenmek isterler mi? Onu çok merak ediyorum. Eğer isterlerse önümüzdeki günlerde buna benzer başka projelerin de yine airdrop yapma ihtimalleri var. Bunları direkt olarak anlatacak kişileri buraya getirebiliriz ya da bizim web sitemiz üzerinden içerik yazmaya ikna edebiliriz. Başka. Onlar da bize anlatırlar nasıl yapıldığını. Burada belki rakamlardan da çok kısa bahsetmek lazım. Yani bir kullanıcının böyle aşağı yukarı $1,000 $40,000 giden bir aralıkta airdrop havadan para aldıklarını söyleyebilirim. Oo, bir dakika dur. Tanıtımda... Şimdi $1,000 $40,000 arasında diyorsun. Şimdi bu şuna benziyor. Tabii, çok ben diyelim ki bir tane web sitesi yapacağım. Bu web sitesinde de bir tane oyun koymak istiyorum. Oyun da şu. Kardeşim, diyelim ki Türkiye'de seçim sonucunu tahmin etmeye çalışıyorum. Oyuncuların bazısı A partisi, bazısı B partisi kazanacak diyor. Milletvekilliğini o kazanacak diyor. İşte bir tanesi Cumhurbaşkanlığını o kazanacak. Bir tanesi de parlamentoyu o kazanacak diyor. Burada farklı farklı betler dolayısıyla siz onlara para yatırmaya başlıyorsunuz. İhsan Cumhur İttifakı kazanacak diyor. Ben Millet İttifakı kazanacağım diyorum. Öbürü geliyor, onu kazanacak. Biz burada bunu kazanacak diyenlerle bunu kazanacak diyenleri bir araya getiriyoruz böyle. Kazanan sonra da anketlere bakıyoruz. Anketlerin ortalamasında eğer senin dediğin daha olası çıkıyorsa sen artı bir şey kazanıyorsun. Benim dediğim fazla çıkarsa ben artı bir şey kazanıyorum. Böylelikle seçim gününe kadar trade ediyoruz. Seçim günü de ondan sonra zaten iş bittiği için, vade geldiği için kim ne pozisyonu varsa elinde onları paraya çeviriyoruz. Diyorum ki benim web sitesi üzerinden siz bu oyunu şimdi beta'da oynamaya başlıyorsunuz. Biraz da customer journey oluyor bu. Ondan sonra bunu oynadığınız için ben daha sonraki oyunlarımda oynayabileceğiniz coinler size vereceğim. Bu coinler de işte $10,000 karşılık gelecek, $20,000. Siz getirip bunları bana parasını isterseniz vermem. Ama daha sonraki oyunlarda oynama imkanı var. Artı başkalarına da gönderebilirsiniz. Aşağı yukarı böyle bir sistem kursak bunun çalışıp çalışmadığına bakacağız. Doğru mu? Böyle anlıyorum. Çünkü bir önce hapse giren adamın yaptığı şey kendi parasını yönetip kendi parasının teminat gösterip onunla işlem yapmaya devam eden bir Ponzi sistemi. Bu farklı mı değil mi? Şimdi benim kafa oraya takıldı.
Şimdi şöyle, ileride nereye evrilir onu bilemem ama aynı tutarsak da direkt olarak bu konunun üzerinde yazılım geliştiren ve bu konunun geeklerinden de biz linç yeriz. O yüzden aynı tutmayalım. Şöyle ki gerçekten aslında bu bir pazarlama yöntemi olarak da çok fazla kullanılıyor. Çünkü kendinizden söz ettirmenizi sağlıyor. Gönüllü olarak söz ettirmenizi sağlıyor. Çünkü bu işlemler öyle hani bir saat içerisinde birkaç tane işlem yaptım ve bitti değil. Kimi durumlarda sizin bir ay boyunca orada ciddi şekilde bütün özelliklerini kullanıyor olmanız lazım. Onlar da oradan bir know-how elde ediyorlar dediğiniz gibi. Orada neye insanlar bakıyorlar diye. Evet, kesinlikle. Customer journey'i alıyorlar orada. Hem buna karşılık veriyorlar. Bir de şunu da söylemek lazım. Burada verilen değer şirketin ödediği bir para değil. Bunu yine aslında kullanıcılar satın alıyor şu anda. Yani bütün hepsi neredeyse bütün borsalarda satışa çıktı. Aynı gün Arbitrum ve yine burada insanlar coinlerini başkalarına sattılar ve şu anda değeri 1,5 dolar civarında yaklaşık. Dediğim gibi kimi kullanıcılar 1000 adet, kimisi de birden fazla cüzdanla 5'er bin, 10'ar bin adet alabildiler. Bu da bir yöntem. Bu çok böyle teknik olarak benim hakim olmadığım ama bunu anlatabilecek insanlara da ulaşabileceğimiz bir durum var. Hani bunları duymak isterse bu videoyu izleyenler, onu da yorumlarda belirtirlerse bununla alakalı da önümüzdeki günlerde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü neredeyse hiç maliyeti olmadan sadece sizin oradaki insan gücünüzü gösterdiğiniz ve karşılığında bir şeyler kazandığınız bir yöntem. Sonuçta bizi izleyenler de bir şekilde gelir elde etmeye çalışıyorlar diyelim ya da bundan nemalanmış hani, olurlar. Evet, kesinlikle öyle. Peki, son toparlayalım. Var mı son bir cümle? Toparlayalım. Evet, son bu şeyi gösterdiğimde aslında günün sözünü de aktarmak lazım. Bu videonun sözünü de aktarmak lazım. Warren Buffett'ın başkaları açgözlü olduğunda kork ve geride dur. Onlar korktuğunda da sen açgözlü ol. Kesinlikle şu anda kriptoda yaşanan bu açgözlülük konusu korkmamız gereken bir konu. Dediğim gibi bir senedir biz bu seviyelere gelmemiştik ve herkesin üzerine yattığı bir durum var. Amerika kesinlikle bu kriptoların ve buna bağlı olan şirketlerin üstüne çökmeye çalışıyor ve bunu finansı keserek yapmaya çalışıyorlar. O yüzden herkesin dikkatli olmasını öneririm. Ama tabii bunun da bir dönüşü olacaktır. En azından bu sene herhalde o dönüşü görmeyeceğiz. Ona emin oldum artık bu gelişmelerden sonra. Peki. 2024. Ben Haziran'dan sonra Fed'in faiz politikasına bağlı olarak altın ve kriptoda bir olumlu hava olabilir mi diye düşünüyorum. Bir tek bu olumluluğun önünde biraz önce senin de söylediğin gibi açgözlülüğün fazla olduğu bir dönemdeyiz. Bir de Amerika'nın tabii senin deyiminle kriptoya çökmesi olasılığını da göz ardı etmemek lazım. O yüzden evet, para konusu, arz talep konusu Haziran'dan sonra kriptodan yana olabilir. Ama Amerika'nın bu rezerv parayı güçlü devam ettirip ona alternatif şeyleri cezalandırma isteği kripto üzerinde bir ciddi baskı oluşturacak gibi gözüküyor. Evet, en azından kısa vadede biraz daha dikkatli olmamız gereken mesajını verdik. Hep birlikte takip edeceğiz diyelim. İhsan, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta olsun inşallah. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diye. Dur bir dakika, buraya söyleyeyim. İhsan her defasında söylüyor. Artık siz söylemiyorsunuz ama lütfen söyleyin. Evet, söylüyorum. Evet. Eğer orada baskıyı ben yapıyorum. Bunun gibi programları yapmamızı istiyorsanız lütfen beğenin ve üye olun. Ve hakikaten bir noktadan sonra yapacağımız tüm canlı yayınlarda katıl butonunu getireceğiz. Sadece üye olanlar bizimle olacak. Diğerleri artık bizimle değilsiniz diyelim. İyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere.